à domicile avec nos supporters, c'était bien, ils ont craqué. On est content du score parce qu'on a marqué beaucoup et il y a eu une grosse qualité de jeu de Fenerbahçe. Maçın başlangıcı itibariyle güçlü bir başlangıç yapamadık. Oyuna iyi bir giriş yapamadık. O istenen girişi yapamadık belki. Ama bana göre sonrasında iyi bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum maç içerisinde ve taraftarlarımızın da desteğiyle beraber attığımız gollerle adımızı finale yazdırdık ve bugün bol gollü bir galibiyet elde ederek kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha önceki röportajda da ifade etmiştim. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını, baskın yanlarını göstermemiz gerekiyor. Bana göre bugün de teknik ve taktik anlamda bu yanları göstermiş olduk. Je pense pas, moi je pense juste à aider l'équipe. Comme vous avez vu aujourd'hui, j'étais plus content de mettre l'assist que le goal. Evet, hedefim bu ama daha ziyade ben takıma her zaman yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. Zaten sahada da görmüşsünüzdür. Asist yaptıktan sonra kendimi çok daha iyi hissettim. Çok daha mutlu hissettim. Benim için önemli olan her zaman takımdır. Kolektif bir şekilde takıma yardımcı olabilmek bizim amacımız. Önemli olan burada Michy Batshuayi değil, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyeti önemli. Takıma yardım etmek ve Fenerbahçe çok daha önemlisi. Voilà, déjà personnellement c'est très décevant parce qu'on a fait des erreurs nous-mêmes. Le titre, le trophée il était entre nos mains. On a fait des erreurs. Evet, açıkçası. Mais c'est clair que Fenerbahçe cette saison mérite les deux trophées. Evet, hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Niye hayal kırıklığı yaşıyoruz? Çünkü daha önceki oynamış olduğumuz maçlarda çok fazla hatalar yaptık ve kaybetmememiz gereken çok fazla puanlar kaybettik. Ligin devamı itibariyle gelecek iki maçta neler olacağını göreceğiz. Daha önce de ifade etmiştim. Biz sonuna kadar inanmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz ve kendi tarafımızdan kendi işimizi yapacağız. Galip gelmeye çalışacağız oynayacağımız maçlarda. Sonra neler olacağını göreceğiz ama son olarak şunu da söylemeliyim ki Fenerbahçe iki kupayı da aslında hak ediyordu. C'est le football. C'est le football. Je sais pas. C'est le football. Il y a des fois on a bien joué, il y a des fois on a mal joué. Futbol bu. Bazen iyi oynadığınız dönemler oluyor, bazen kötü oynadığınız dönemler oluyor ama netice itibariyle bizler de insanız ama yine söylüyorum tabii ki de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz hatalar var. O hataları yapmasaydık farklı şeyler konuşabilirdik ama yine söylüyorum hiçbir şey bitmedi. Gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz. Ça je sais pas. Je pense que c'est pas moi de dire ça. Je pense que c'est... Tabii ki de bilmiyorum. Bununla ilgili bir yorum yapamam. Ama sadece tabii ki benimle alakalı da bir şey değil. Çünkü tüm takım arkadaşlarım emek gösteriyor. Sahada bir performans ortaya koyuyor. Bunu genelde duyuyorum bu soruyu siz gazetecilerden. Ama netice itibariyle şunu söyleyebilirim ki tabii ki de üzgündüm o maçları kaçırdığım için ama ben en iyi şekilde çalışarak, maksimum şekilde çalışarak takıma yardım edebilmek için, tekrar sahaya dönmek için elimden geleni yaptım ama yine söylüyorum kaçırdığım o maçlar için de, takıma yardım edemediğim için o maçlar için de aynı şekilde üzgünüm.